Savcı, Zeyat bu gece sana adalete teslim olacak. Ne biliyorsa onu anlatacak. Siz de gidip o çetelerin yuvasını yıkacaksınız. Daha bekliyor muyuz? Haber gelecek. Neyi kutluyor ki bunlar? Yerime gönderdiğimiz çocuk konuşmuş olmasın? Baby, konuşmuş olsa sence burada alem mi yaparlar yoksa yer altına mı inerler? Birazdan orası kan gölüne dönüşsün de ben göreceğim onların alemlerini. Hadi baby, biz neyi bekliyoruz? Başlasınlar. Baş üstüne, zevkle. Şimdi. Yok yok, estağfurullah. Savcım, şüphelerinde haklıymışsın. Barış Esari'ye haber uçuruyor. Savcı. Yere yat, yere yat, yere yat. Yat, yat, yat. Yere yat, yere yat, yere yat. Mami. Ceyhan. Ceyhan. Zeyhan! 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 Burada kalın. Kalk, 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 kalk. Kardeşim geri gelecek Zeyhan. Çabuk, çabuk, çabuk! Savcıyla Hacı bunun peşini bırakmayacak. Yapacak bir şey yok. Yeraltının bedelini ödüyoruz Dadaloğlu'na. Defne yat, defne yat. Hacı! Defne yat. Mami, mami, mami. Bekle. Her şey iyi. Nerede? Tamam. Burada kal. Burada kal. Peki, geri yanına kal. Hacı! Hacı! Bana bak, bana bak, bana bak, bana bak. Hey, hey, hey! Kendine gel. Bana bak. Kendimizi korumamız lazım. Duyuyor musun beni? Bana bak. Hacı! Kendine gel. Kendine gel. Duydun mu beni? Kendine gel. Ulan! Hacı! Ulan! Ulan! Hacı! Ulan gel buraya! Gel buraya! Gel buraya! Gel buraya! Bırak beni! Bırak beni Hacı! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Bana bak! Kardeşin geri gelecekse git yap! Tamam mı? Biliyorum bu yüreği sökersin, ona takarsın. Ama kardeşin geri gelecekse tamam? Hadi lan vursunlar bizi! Bu bir adalet. Bu bir adalet Savcı, bu bir adalet. Bu bir adalet. Bu bir adalet. Bu bir adalet. Bu bir. Tamam lan. Tamam. Tamam. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Gel. Gel geçti. Hacı geçti, tamam. Geçti, geçti, geçti. Savcı kardeşim, savcı kardeşim, savcı kardeşim, savcı kardeşim. Halledeceğiz lan. Duydun mu, halledeceğiz. Halledeceğiz lan. Halledeceğiz, halledeceğiz. Halledeceğiz kardeşim. Hadi ya.
Neden hepsini değil de tek bir parçayı getirmemi istediniz? Soygun yapmaktan daha zor olan nedir biliyor musun? Çaldıklarını elden çıkarmak. Benim de inandırmam gereken bazı insanlar var değil mi? Yalnız anlayamadığım şey şu. Barış bu mücevherleri çok rahat elden çıkarabilecekken neden seni görevlendirdi? Yoksa sen de mi ekiptensin? Barış'ın eylemleri için sadece Fırat'tan bilgi mi taşıyorsun? Beyefendi, benim sizin sorularınız için vaktim yok. Tamam mı? Çünkü benim hiç vaktim yok. Benim çok acil para bulmam lazım. Barış'la konuşmuşsunuz. Eğer kabul ediyorsanız geri kalanını da size getireceğim. Beklediğim haber gelmeden kararımı söylemem. Oğlu, konuştuğumuz gibi listendeki ilk isim tamam. Nihayet. Yanında mı? Alo. Sevgilim. Barış. Ya, kim bu adam? Bana abuk sabuk sorular soruyor. Dadaloğlu, merak etme. Garip bir adamdır ama güvenilirdir. Sana istediğini verecek. O aldığın parayla çocukların bütün ihtiyaçlarını giderebilirsin. Barış bak, gerçekten beni garip bir şeyin içine soktun. Ben hakikaten korkuyorum artık. Korkma bir tanem. Korkacak bir şey yok. Her korktuğumda senin için yaptıklarımı ve o çocukların ihtiyaçlarını düşün. Şimdi kapatıyorum. Görüşürüz. Beklediğim haber geldiğine göre artık bana müsaade. Yarın bunun devamını getir. Paraya. Seni koruyamadım abim. Seni çağırman dilim kuruyaydı. Ya durun bir kere son kez sarılayım. Hacı. Tamam. İntikamını alacağım Zeyar. İntikamını alacağım. Tamam, tamam. Tamam. Gideceğim birazdan. Anlaştık. Yanında kal. Evet. Savcım, Müge Esari şu anda Dadaloğlu'nun yanından ayrıldı. Başka birilerini gördünüz mü orada? Var mı şüpheli bir durum? Dadaloğlu biriyle telefonda konuşturdu. Size tüm videoyu gönderdim. Anlamıyorum. Dibime kadar geliyor ama benim kafama sıkmak varken geliyor acının kardeşini öldürüyor. Anlamıyorum. Hedef acının kardeşi ise bunlar burada olduğunu nereden biliyorlardı? Birisi bunlara haber mi uçuruyor Fırat? İyi de bizden başka kimse bilmiyor ki. Herifçi oğulları hep bizden bir adım önde. Hadi bir oldu iki oldu. Aç istersen. Yok ya, önemli bir şey değildir. Önemliye benziyor ama. Fırat, ben şöyle bir yerde insem mi ya? Baba, ben de sizinle beraber yemeğe gelebilir miyim? Hacı amcamı çok özledim. Hayda.
Bu bir iş yemeği. Tamam mı? Oraya yalnız gitmek zorundayım bir tane. Ama Hacı amcana sonra birlikte gidip göreceğiz. Anlaştık. Gel hadi sen benimle gel. Gel çok eğleniriz biz. Kötü bir şey yok değil mi? Aa, yok. Kötü bir şey yok. Hacı'nın kardeşiyle alakalı bir durum var. Ekip olarak toplanacağız. O kadar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Esalla. Hadi gideceğiz. Gel anne. Fırat nereye? Barış hekimin öttüğünü biliyor. Gel benimle. Çıktın sen öyle birden görünce korktum. Evde olacağını düşündüm. Bir problem yok değil mi? Yok evdeydim. Ama Can'ın okulu için bir şey gerekiyordu. Ben de geç kalmışım. İşte aynen bu saatte kırtasiye aramak zorunda kaldım yani. Ama bulamadım tabii o ayrı. Sen ne yaptın? Yemek nasıl geçti? Mükemmel. Hacı'nın kardeşi vuruldu. Öldü. Kim vurdu? Barış. Ne diyorsun ya? Niye yap... Nasıl yapar böyle bir şeyi? Sence o psikopatın bir insanı öldürmek için bir nedene ihtiyacı var mı Büge? Çok üzgünüm Fırat. Gerçekten. Nazlı seni bekliyordur. Hadi gel girelim içeri. Nazlı yok. Dayısı aldı. Sonra konuşuruz. Çok yoruldum. Olur mu? İyi geceler. Fırat. Merak etmeyin Zahit Bey. Can gayet iyi. Hiçbir sıkıntısı yok. Yani babasının durumu dışında tabii. Ben zaten göz kulak olmaya devam edeceğim. Hep yanlarındayım. Yani Büge'nin Can'ın hayatını tehlikeye atacak bir şey yapmasına izin vermem. Kafanız rahat olsun. Bir risk durumunda da zaten ben sizi bilgilendireceğim. Merak etmeyin. Ben şimdi kapatıyorum Zahit Bey. Gerçekten aklımı oynatacağım. Ben nasıl bir şeyin içine düştüm Ceyda? Ne oldu Hünim? Ceyda. Benim yüzümden birisi daha öldü. Büge bu artık gerçekten çocuklara yardım etmenin çok ötesine geçti. Sen devam etmek istediğinden emin misin? Ne demek emin misin ya? Ne demek emin misin? O çocuğun ne kadar az vakti var sen bilmiyor musun? Bana güveniyor o insanlar. Yardıma ihtiyacı olan insanları ben nasıl yüzüstü bırakırım? Tamam da senin de bir çocuğun var ama unutma. Başkalarının çocuklarına yardım edeceksin diye kendi çocuğunu ortada bırakmak da var. Sen artık Fırat'la konuşsan mı gerçekten? Ne konuşayım Fırat'la? Nasıl konuşayım Fırat'la? Karşıma alıp ne diyeyim? Hiçbir şey söylemedim adamın karşısına geçip başından. Şimdi ne yüzle söyleyeceğim yani? Yok benim Fırat'la konuşacak yüzüm yok. Yok yani öyle bir şey. Fırat'a hiçbir şey söyleyemem. Azimet'in intikamını merak ediyor. Aklı. Yani madem mücevherleri çocuklar için çaldık, biz kendimiz hallederdik baby. Büge yapacak. Ay. Anladı. Gerçek adaletin ne olduğunu anladı. Anladıkça bize daha çok yakınlaşacak.
güvenini test etmek için yaptın yani. Okey. Güzel. Sonra ne olacak? Yarın parayı alıp kullandığında o da artık yer altından biri olmuş olacak. Ve baby, Büge ile Can'ı yanıma almamam için hiçbir sebep kalmayacak. Çok güzel. Tabii canım, hayal edebiliyorum. Büge ve yer altı şurada oturur falan. Can buralarda oynar. Süper. Mümkün değil. Aşk bu baby. Her şey mümkün. Biz onunla belki aydınlıkta mutlu olamadık ama aynı karanlıkta çok mutlu olacağız. Çok affedersin midem. Böyle elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz? Yakışıyor mu bize? Zeyyo, bu savcı yüzünden ölmedin mi? Ağam, niye bir şey demiyorsun? Şşş. Sok. Kalkın gelin buraya. Siz anamın evine gidin. Anamı koruyun. Oradan da bir yere ayrılmayın. Siz de gidin, hastaneye cenazemizi yapın. Ağam, seni böyle bırakmayız. Git. Celu. Sabır oğlum, sabır. Ayşe, kalk seni de eve bıraksınlar. Sen de bizim yüzümüzden heder oldun. Yarın işin gücün var, git dinle. Hacı. Aşirete karşı sağlam durman gerekiyor, farkındayım. Ama insanız be. Tutma kendine. Sağ ol Ayşe, ama ben biraz yalnız kalabilir miyim? Ruhun, kalbin, beynin yandığı yeri görüyorum. Tutma kendine. Ya benim kardeşim, ordiner kardeşim. Benim kardeşimi vurdular, kardeşimi. Cezaevine girdim. Kızıma katilin kızı dediler, dayandım. Anama katilin anasıdır dediler, dayandım. Ama benim kardeşim öldü, kardeşim. Ya ben buna nasıl dayanayım? Benim de suçum. Ben sana gerçekleri söylemeseydim çağırmayacaktım İstanbul'a. Affet beni, ne olur affet hacı. Ya kurban olayım, sen ne günahın var Allah'a seversen ağzında söylüyor. Sen iyi bir şey yaptın. Ben koruyamadım ben. Ayşe, ben koruyamadım. Ya... Kardeş öyle bir şey ki. Yani aynı kandansın ama aynı can gibisin. Yani
Birini seviyorsun, gidiyorsun, diyorsun seni seviyorum. Oluyor bitiyor ama... Ya kardeş sevgisi öyle bir şey ki. Ya ona... Ona nasıl sevdiğini bile anlatamıyorsun ha. Ya elime doğdu, elime doğdu, elime. Ya bu kadar değil. Ya bu kadar değil. Ya bir dedim be. Yüzüm gülüyor değil mi? Buram şenleniyor değil mi? Koruyamadım. Ben onu koruyamadım. Ya... Zeyhan'ın tırnağına, parmağına kıymak bazında benim canım yanıyordu. Ya benim kardeşimi kalbinden vurdular. Benim kalbim hala atıyor Ayşe. Hala atıyor. Uyudu mu? Çok zor uyudu abi ya. Sen buna bir masal mı okuyormuşsun, ne yapıyormuşsun? Ne? Bir şey istedi benden. Vallahi beceremedim ya. Ne bu masalın adı? Abi. Abi iyi misin? Kafam çok allak bullak Bekir. Haklısın abi sen de ya. Bir sürü olay oldu. Çok zor zamanlardan geçiyoruz. Bir de Büge, ya sen bu kızı yanına aldın. Korudun, kolladın, sahiplendin. Neyse, hesaplaşacağız hepsiyle. Zor bir gündü, yattın lan. Yok, ben çıkıyorum abi ya. Hacı abiyi görmem lazım benim. Aradım, kimseyi görmek istemedi ama... Sen bilirsin. Onu görmeden rahat edemeyeceğim. Lütfen sen de yat uyu. Tamam mı? Dinlen. Nazlı'nın en sevdiği masalı unutma. Benim babam kahraman. Büge bana yalan söylüyor. Gözümün içine baka baka. İnsan kötülükle savaşırken bazen gözünün önündekini göremiyor. Babamla ilgili çok az şey hatırlıyorum. Ama şu lafını hiç unutmadım. Düşmanına değil dostuna dikkat edeceksin. Düşmanın kötülük yapacağı bellidir. Dostun ne yapacağı belli olmaz. Bu devirde düşmana değil, dostuna dikkat edeceksin. Düşmanın yapacağı belli zaten. Kötülüğünü yapacak. Ama dostun ne yapacağı tam belli değil. Benim adamlarım bana sadıktır. Merak etme. Daha evvel de ne olduğunu gördün. Benim yerime verdiğimiz arkadaş çoktan gerekeni yapmıştır zaten. İnsan eşref-i mahlukat. Yani yaratıkların en şereflisi. Ama eninde sonunda mahlukat. Bak bunu hiç unutma. Sizin şu jenerasyonun sürekli akıl verme olayına ben acayip uysalıyorum biliyor musun? Yok işte biz sizin zamanınızdayken. Yok siz giderken biz geliyorduklar falan. Madem her şeyi çok iyi biliyordunuz da... ...niye dünyanın çivisi çıktı Dadaloğlu? Beni hiç bulaştırma. Ben 30 yıldır içerideyim. Sana verdiğim liste bozulan düzeni düzeltmek içindi. Bak,
Zeyhat da onlardan biriydi. Senin işte biraz beklesin. Büge işini hallet. Sen bana istediğimi verdin. Ben de senin işini yapacağım, merak etme. O iş bende. Benim için çok önemli. Bak ben burayı, bu düzeni, ailemi tekrardan yanıma alabilmek için kurdum. Baba haklıymış. Aile her şey. Var mı sende çoluk çocuk? Var. Zamanı geldiğinde tanıştıracağım sizi. İyi, hadi bak. Barış Cesari ve Mahkum çetesinin düzenlemiş olduğu terör saldırısında hayatını kaybeden Zeyyat Alagöz'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Tüm bilimlerimiz varını yoğunu ortaya koydu. Bu teröristlerin en yakın zamanda yakalanacağından emin olabilirsiniz. Ayrıca geçtiğimiz gün yakalanan ve Barış Cesari'nin suç örgütüne üye olduğu tespit edilen Mahkum, tutulduğu hücrede dün kendini öldürdü. Buradan bu yapıya sempati duyan ve destek veren herkese sesleniyorum. Bu yanlıştan bir an önce dönün ve ihbar hatlarımızdan bizlere ulaşın. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun Büge? Ne yapıyorsun? Mücevherler spor çantasında olmalı. Mücevherlerin tamamı şu an Büge'de. Büge aracılığıyla paraya dönüştürecekler. Yani kapısında polisler, sen sürekli yanı başındasın. Nasıl cesaret edebiliyor böyle bir şeye? Cesaret değil, ihanet. Ona yardım ettim, oğluna baktım, kapısının önüne ekip bile koydum. Cesaret falan değil, ihanet. Evet Bekir, Mami ne durumdasınız? Abi Dadaloğlu mekanında şimdilik dışarıda bir sıkıntı yok. Her yer sakin. Bugün takipteyiz, orada kalın. Anlaşıldı, tamamdır abi. Oğlum bu Dadaloğlu ne iş, ben hiç anlamadım. İstanbul'da ne kadar abuk sabuk tip varsa burada çayda çorbada... Beleş abi, çok normal. Sosisli olmuş 20 lira. Zaten beleş mezar bulsa millet ölecek girecek. Bir insan kendine bu kadar ağır şeyler yaşatan birine, hayatını cehenneme çeviren birine nasıl yardımcı olabilir? Ne bu? Yani deli bir aşk falan. Aşk falan değil bu ya. Ne aşkı? Saplantı. E o da aşk. Eğer bir insan bir insandan kurtulmak istiyorsa ve kurtulamıyorsa buna da aşk değil, mahkum olur. Bence insan aşka da mahkum olabilir. O Büge'nin şu an o katile karşı ne hissettiği umurumda bile değil. Tamam, umurunda olmasın. Ama bence biri bir suçluya aşık olabilir. Ya da bir suçlu bir polise. Sonuçta gönüllü mü savcı? Mahkemesi yok. Beyler, tahmin ettiğimiz gibi Dadaloğlu'na doğru gidiyor. Hazırlıklı olun. Tamam. Tamam. Parayı alacaksın ve her şey bitecek. Alo. Büge.
Barış, üstüme gelme. Bak zaten çok korkuyorum. Gerçekten iyi değilim. Gözünü seveyim, benle uğraşma. Her şey üstüme basmış durumda zaten. Hayatım bak, şu an korku zannettiğin şey aslında heyecan. O duygunun tadını çıkar. Ama dikkat et, peşine kimse düşmesin. Ya Barış, benim hiçbir şey gözümde yok. Ben sadece sözümü tutabilmek istiyorum. Sadece o parayı ameliyat öncesi o çocuğa yetiştirebilmek istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum ben ya. Biliyorum. Ben de sadece seninle oğlumu özledim. O konusu nasıl özledim bir bilsen. Kapat be, biri arıyor, kapat. Tamam, tamam Büge. Bak, şu an yaptığın müthiş bir kahramanlık. Sen o çocuğun kahramanı olacaksın, unutma. Tamam Barış, kapat. Belki çocuğun ailesidir. Güneş gibisin hanım be. Alo. Dadaloğlu mekanı 3 dakika veriyor. Göz göre göre yakıyor kendini, yazık. 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 Onların ikisine de yazık değil. Çocukları var bir tane Can, ona yazık. Babasını zaten yakalayacağım, atacağım içeri de. Annesi de girecek şimdi içeri, o çocuğa yazık olacak. Fırat. 2 dakika Mami. Dadaloğlu mekandan çıktı. Çıktı mı? Evet evet çıktı. Hem de yüklü çıktı, yanında para çantası var. Ne yapıyor bu ya? Takip edildiğini anladı çünkü. Bas, bas, bas. Daha hızlı. Öndeki aracı kaybetme. Hiçbir şekilde kaybetmeyeceksin. Bu ne şimdi? Bu ne şimdi? Sayende. Aha. Bekir, Rüge radarımızdan çıktı. Başka yerde buluşacaklar. Dadaloğlu'nu takip etmeyi sakın bırakmayın. Duydun mu? Tamamdır abi, harekete geçiyoruz. Aha. Ne oluyor be? Ne oluyor ya? Ne oldu abi? Hangi o... Dala bunu! Ha arkadaş ya! Abi Dadaloğlu'nu kaçırdık. Dadaloğlu'nu kaçırdık abi, abi. Aferin Bekir. Aferin size. Allah'tan böyle bir şey olacağını biliyordum da önlemimi aldım. Ayşe, bu Büge'nin yeni numarasını yollamıştım sana. Lokasyon yolla bana. Hemen bakıyorum abi. Yol ayrımına geldi. 2 sapak var. E5 sahil, sahile saptı şu an. Canlı konum gönder çabuk. Sen de. Mesafe epey açılmış. Aslında ben buradan direkt sahile inen kestirme bir yol biliyorum. Yani eskiden polisten kaçarken kullanırdım. Allah Allah ya, vallahi. Kimlerle iş yapıyoruz ha? Ya ama bence çok şanslısın. Pek kimse bilmez o yok. Biraz ileriden sağa döneceğiz. Evet, dinleyelim hanımefendiyi. Biraz ileriden sağa. Tamam. Tamam. Tamam, sakin ol. Bir kere önce sakin ol. Çünkü sen en doğrusunu yapıyorsun. Sen şu an yapman gerekeni yapıyorsun. Sakin ol. Sakin ol. (Gülüyor)
bize doğru yaklaşıyor. Bu cadde, dur burada. Çek sağa, çek, 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 çek. Geliyor. Kurtulamayacaksın Bilge. Devam et. Başladı. Duracak galiba. Dur burada. Burada bekle ekipleri karşıla. İkisini birden alıp geleceğim. Aç kapıyı. Surprise, surprise! Ne işin var burada? Ferman padişahın Dadaloğlu. Dehlizler bizimdir. Ben yerin altında çok fazla duramadım. Büge şimdi benim için ilk suçunu işleyecek ya. O yüzden çok heyecanlıyım. Onu yalnız bırakmayayım dedim. Kafana göre davranıyorsun bak. İkimizin başında belaya sokacağız. Ben her zaman kafama göre takılırım. Ben sana çok makul bir manyak olduğumdan bahsetmemiştim. Kesin başımızı belaya sokacaksın. Kesin. Haklısın. Ne? Fırat. Fırat, sen neden buradasın? Ne oluyor burada? Bana yalan söyleyen, bana ihanet etmiş birini takip ediyordun da. Benim bundan neden haberim yok Fırat? Suçüstü yapacaktım, o zaman öğrenecektim. Tamam, bir sakin olun. Bak, basın açıklaması fikrin işe yaradı, tamam mı? Bügü Hanım da televizyondaki çağrımı izlemiş. Bizi aradı ve yardımcı olmak istediğini söyledi. Bu kadar. Yapma ya. Önce gidecek Dadaloğlu'yla mücevherler için görüşecek. Ondan sonra gelecek bizimle görüşecek. Ne oluyor Büge? Anlatmak ister misin doğruları? Biz de öğrenelim. Olur mu? Alo. Büge, o çocukları kurtarmak için suç işlemene gerek yok artık. Zahit Bey tüm tedavi masraflarını üstlendi. Bir dakika. Hiç anlamadım. Niye yapıyor ki böyle bir şey? Can için. Sen Barış'ın yolundan gidip elini kirletirsen, tutuklanırsan can annesiz büyüyecek. Gönlü razı olmadı buna. Ne olacaktı? Mücevherleri geri getirecektin. Ondan sonra bu olaydan yırtacağını mı sandın Büge? Tamam Fırat, lütfen. Bir dakika. Sen önce gittin, Barış'la konuştun, ondan sonra gittin Hacı'nın kardeşinin yerini söyledin. Hayır, ben hiçbir şey söylemedim Hacı'yla ilgili. Kimseye bir şey söylemedim. O zaman niye benden saklıyorsun ya her şeyi? Ha, cevap ver. Benden niye saklıyorsun Müge? Ya utandım çünkü. Çünkü mücevherler başından beri bendeydi deme. Utandım, yüzüm yoktu sana söylemeye. O yüzden gidip zaten Defne Hanım'la iletişime geçtim. Bana niye söylemedin? Barış seninle ilk irtibata geçtiği anda o mücevherler için bana niye haber vermedin diyorum sana. Niye? Ne yapacaktınız Büge? Mücevherleri bozduracaktınız. O Barış denen manyağın daha fazla insan öldürmesine mi sebep olacaktın? Çünkü bu çocuk için. Bu çocuk yaşasın diye. Ve onun gibi başka çocuklara yardım edebilmek için. Ya ben kendim için bir şey yapmadım ki. Söz verdim. Para bekliyorlar. Ben sana çocuğumu emanet ettim. Değil mi? Aynen dediğin gibi ben de babayım ve çocuğumu sana emanet ettim. Aylarca o Barış tarafından esir alınmış çocuğumu sana emanet ettim. Ya benim çocuğumun başına bir şey gelseydi Büge? Ya saçmalama. Nazlı benim ikinci çocuğum, ne diyorsun sen? Ben ona öyle bir şey yapar mıyım? Bak Barış hiçbir zaman ne Nazlı'nın yanına yaklaştı ne Can'ın yanına. Çocuklarla hiçbir iletişimi olmadı, eve gelmedi. Ben Barış'la irtibata geçmedim, hep o bana ulaştı. Sana bir şey diyeyim mi? Senin neyin içinde olduğundan haberin bile yok Büge. Tamam. Özür dilerim. Özür dilerim. Fırat tamam, daha fazla üstüne gitme. Barış nerede? Bilmiyorum. Barış nerede? Bana cevap ver. Madem sen vicdanlı bir insansın, bana cevap ver. Nerede saklanıyorlar? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ayrıca bana öyle hainmişim gibi bakma. Bilmiyorum. Peki. Artık konuşmak falan yok. Fırat lütfen. Tamam.
Ya o Barış'ın çizdiği kanlı yoldan yürüyeceksin. Ha? Ya da bu kan durana kadar benim yanımda duracaksın. Yap seçimini. Anladın mı?